Nasılsın? Merhaba, Konya'dayız. Mevlana civarı burası, Melike Hatun Çarşısı. Ben buraya kahvaltı için birkaç malzeme satın almaya geldim. Kolay gelsin, hayırlı işler. Küflü peynir bakıyorum kahvaltı için. Peyniriz çok lezzetli. Küflü peynir Konya'da kahvaltılarda da yenir bu haliyle. Bu peynirin bir özelliği var. Sıcağı gördüğü zaman fırında, özellikle hamur işleriyle beraber, pide yaparken, tereyağla beraber eridiği için çok farklı bir form alıyor. Yaklaşık 10 sene önce çarşının dışında Hasan Şendağlı fırınında bundan yağ somunu yapmaya başladılar. Yağ somunu normalde peynirle yapılmazdı. Sadece tereyağı konurdu içerisine. Sonra erime özelliğinden dolayı küflü peyniri koydular ve harika bir lezzet oldu. Şimdi buradan bu küflü peynirden biraz alıp dışarıda yağ somunu yaptırıp kahvaltımızı yapacağız. Çok küflü olmasın, karışık olsun. Biraz da tereyağı isteyeceğim. Şimdilik yok. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Evet. Kıya somunu. Ahmet. Klasik. Fatih, kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol. Allah razı olsun. Hoş geldin. Evet, Fatih, abi. Hoş bulduk. Yağ somunu yaptıracağım Fatih. Malzeme aldım. Tamam. Kadınlar pazarından. Tamam. Çok iyi olmuş. Küflü peynir aldım. Tereyağı aldım. Tamam. İyi olmuş. Bir de sana şöyle kavurmalı yapayım mı onun yanında şu şekilde? Kavurma malzemesi almadım ama. Yok, gerek yok. Bizde var. Var mı sende? Tabii. Bizde var malzeme. En tamam. Güzelinde. Tamam Fatih. Kavurmalı da tadına bakayım. Tamam. Bizde peynir de var. Kavurması da var ama tabii malzemeyi getirirse o şekilde yaparsın. Ben malzemeyi getirdim. Aldım içeriden peynir. Tamam. Başlayalım, hemen yapayım. Sağ ol. Sağ ol. Eline sağlık. Hadi bekliyorum. Efendim, şöyle böyle. Oh, nefis. Hamuru içinde sadece alt tabaka ve üst tabaka. İçinde sıfır hamur. İncecik bir hamur. Abi, incecik, hiç hamur yok. Böyle mideye ağır düşmez. Hamur değil, lezzet yiyeceksin diyorsun. Evet. Hadi bakalım. Yani ısırınca sadece ortada malzeme kalacak. Hadi bakalım. İşte klasik yağ somunu bu aslında, değil mi? Peynirsiz. Tabii. Tereyağlı. Sen peyniri adapte ettin içine. Sadece böyle pişkin yağ somunu yapardık. Kızarmış. Biraz daha kızarır. Bu şekilde direkt verirdik. Onu yağlı ekmek olarak yerdik öyle, değil mi? Ben de hatırlıyorum tabii. Onu çocukken bu çok. Bu ayrı bir şey oldu. Fırınlarda çok yaptırırdık onu biz. Çok da severdik. Sonra nasıl aklına geldi Fatih böyle bir şey yapmak? Ya işte bu peynir satan o arkadaşlar orada bir gün soğumuş getirdi buraya. İçine peynir mi koydun? Peynir koymuş o. Yiyememiş. Kendisi koymuş. İşten dolayı yiyememiş. Ne güzel. Şunu bir bunu at bunu Fatih dedi. Attı, eridi işte. Hoşuna gitti. Hoşuna gitti. Bir şöyle yapalım, böyle yapalım derken tabii yıllar geçti yani. Birkaç seneyi buldu kendini bulması. Bazı denemeler yaptı. Tabii. İçine peynire girdik işte. Küflünün yanına biraz daha kaşar girelim veya tulum girelim. İşte susam atalım, haşhaş atalım, çörek otu atalım. Olan bu. Ya sonunu bu. İyi ki de bulmuşsun. Bizi böyle bir lezzetle tanıştırdın. Afiyet olsun. Sen küflü peynirden başka peynirler de koyuyorsun değil mi? Tabii başka peynirler de o şekilde yapıyorsun. Daha lezzetli olsun, daha hafif olsun diye mi yapıyorsun onu? Daha hafif olsun diye. Daha hafif olsun diye. Şimdi sırf küflü yiyince mesela bazı sırf küflü yediğinde bir parçada kesiliyor ama öbüründe ta sonuna kadar gidebiliyor. Yani. Alışkın olmayanlar evet, yiyemeyebilir dediğin doğru. Fatih geliyor mu? Geldi ya sonlarımız. Aman Allah'ım, evet. Aman Allah'ım güzelliklere bak. Of. Şöyle açayım. Of. Şu şekilde. Fatih, ben bunu sadece seyretsem, yemesem olur mu? Tabii. Nasıl dersin? Şöyle. Gerçekten. Şöyle bir tane de kavurmalı yapmıştım. Gerçekten çok güzel olmuş. Bir de kavurmalı. Ellerine sağlık. Tadına bakarsınız. Bakayım ona da. Çok güzel bu da. Kavurmalı ve küflü peynirli değil mi Fatih? Çok. Kesiyorum. Fatih, sabah kaçta başlıyorsun yağ somunu yapmaya? Sabah 5.30'da falan işte hamurumuzu hazırlamış oluruz. İşte 6.30'da. Sabah kahvaltısını hazırlarız. İlk müşteriler gelir diyorsun. Sabah namazından sonra çıkanlar. Sabah namazından sonra. İşe erken başlayanlar. Esnaflar gelir. Esnaflar. Daha çok esnaflar gelir. Evet, esnaflar. Dışarıdan gelen misafirlerimiz. Mesela veya şehirler arası yoldan gelenler, Konya'dan geçenler. Özellikle yağ somunu yiyeceğim diyor. Doğru. Ama sadece sabah değil yanılmıyorsan. Yani sen bütün gün yapıyorsun. Gün boyu da devam ediyor. Yani. Şimdi eskiden sabah 12'ye kadar falan biterdi.
Şimdi gün boyu devam ediyoruz. İşte kavurmalı pastırmalısı da çoğalınca. Evet. Yani et ürünü olduğu için hani öğlen, ikindi, öğlen ya da ikindin akşam da yenebiliyor. Şimdi, tabii, sadece kahvaltı için mesela değil. İkindin yine de herkes 3'te 4'te mesela o şekilde geliyor. Akşama kadar devam ediyor. 8'e kadar devam ediyoruz. Evet, iki yağ somunu Ahmet. İki küflü peynirlimizi ayarla. Çay geliyor mu Fatih? Hemen geldi, söyledim. Tamam. Geldi çaycımız. Oo, abicim hoş geldin. Yağ somunu çayla iyi gider. İyi gider abi. Ellerine gider. Sağlık. Evet, yağ somununun yanında en iyi eşlikçisi güzel demli bir çay. Şimdi kahvaltımızı yağ somunuyla yapabiliriz. Bunları bana yapmadın herhalde. Müşterimiz istedi. Müşteri yaptım. Size de yapabilirim. Fatih, bunun ismi ne? Buna pide üstü diyoruz. Sucuklu pide üstü. İstersen pide üstü. Yumurta kırabiliyor, kaşar kırabiliyor. Yumurta da kırıyorsun. Tabii tabii, isteyene göre isteyene. Talebe göre değişir. Böyle pide üstü yaptım. Fatih, bu da farklı bir şey. Fatih, ne kadar güzel bir şey. Evet, pideyle beraber fırına atıyorsun. Evet. Hem pide pişiyor. Hem sucuk pişiyor. Hem üzerindeki sucuklar pişiyor. Evet, şu şekilde. Bir de yumurta kırsaydın gerçekten efsane evet. olurdu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yolunuz Konya'ya düşerse Kadınlar Pazarı'ndaki Hasan Şendağlı pide fırınına mutlaka uğrayın. İsterseniz yağ somunuyla, klasik yağ somunuyla veya pastırmalı, kavurmalı yağ somunuyla kahvaltınızı evet, yapın. İsterseniz de böyle Fatih'in özgün lezzetleriyle pide üstü sucuk, pide üstü yumurtalı sucuk lezzetleriyle karnınızı doyurun. Gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Thank you.